Alo? İnat ettim ya. Alo? Alo. Merhabalar Haluk Bey. Bir yanlışlık oldu. Haluk Bey değil, Nükte Kadıoğlu. Pardon? Nükte Kadıoğlu. Peki, sesiniz çok az geliyor. Stüdyonun içine biraz daha ses alabilirsek. Nükte Hanım. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz bizler de. Nasılsınız? İyi programlar, başarılar. Çok teşekkürler. Benim size küçük bir sorum var. Tabii, buyurun. Jeneriklerinizi kim hazırlıyor? Çok merak ettik seyrederken. Çünkü süper olmuş. Neleri kim hazırlıyor? Önce onu öğrenmek istiyoruz. Jenerikleri merak ettim. Jenerikleri. Evet. Evde annem hazırlıyor jenerikleri. Tahmin ettim. Tamam tamam. Her şeyi anneniz hazırladığı için biz de öyle tahmin ettik. Tahminimiz doğru çıktı. Teşekkürler. Biz Erol teşekkür... Bey'den bir küçük ricamız var. Evet. Estağfurullah, buyurun efendim. Seneler önce Elma Kabere'de çok güzel fıkralar anlatıyor idi. Evet. O güzel küçük fıkralarından bir tane rica etsek bizi kırmaz herhalde. Elma Kabare'de zannediyorum Müjdat Gezen'le Cenk Koray. Evet, evet. Şov yapıyorlardı gece 2'den sonra. Abi kızları biraz çıkartayım mı? Evet, evet. Kızlar şimdi onu söyleyeceğim. Fıkra anlatacağız. Biraz biz. Belden aşağı bir şov. Biraz belden aşağıda bir yok, o şeyler, kadar, o kadar vardı. Değil. Belden yukarı da olabilir. Belden yukarıya da ne yazık ki espriden anlayanlar gülüyor. Şey anlamayanlar gülüyor. Pardon, özür dilerim. Buyurun dinliyoruz Erol Bey. Daha söyle bir fıkranız. Biz evet. Çok sevine sevine. Adamın biri doktora gitmiş. Gidiş o gidiş. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten nasıl de abi mi? Ben fıkra nasıl bir anda geldi geçti rüzgar gibi oldu ya. Hissedemedim ben bile. Ben severim uzun fıkrayı. Ben tam gülecektim bitti. Yani tam böyle ulan dedik fıkraya bir gül. Çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendi gitti. Çok, ben teşekkür ederim abi. Sana teşekkür ederim. Birisine mutlaka teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz biz sizlere. Şimdi bizim dediğimiz gibi gerçekten de inanmıyorlar ama evde jeneriği annemler hazırlıyor teyzemle beraber. Vallahi el yapımı bizim hepsi. Üzümlü. 32. gününkileri mesela benim kayınbirader atölyesi var. Orada de... soğuk demirci tabii onlar orada hazırlıyor 32. gününkini. Öyle hallediyoruz çok kendi iyi. Aramızda. İyi de olmuyor değil. Şimdi bir bizim şeyimiz var. Ne var arkadaşlar? Hayvanlar belgeselimiz vardı. Hayvanı reklamlarımız izledik var. Ya, reklamlar. Çok güzel. Bu reklamları özellikle ben şu anda bizi izleyen Ümraniye'deki bütün izleyicilerimiz için armağan etmek istiyorum sıradaki reklamları. Buyurun. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konukları hoş geldiniz.